16. yüzyılda Doğu Anadolu'da Alevi Türkmenlerin Şah İsmail önderliğinde baş kaldırması ile Osmanlı'nın zaten zayıf bir iktidar tesis ettiği bölgeler birer birer Şah İsmail'e katılmıştır. Yavuz Selim vakit kaybetmeden bölgeye gitmiş, bölgede yaşayan Sünni itikadına sahip Kürt aşiret beyleri temsilci olarak ünlü düşünür ve devlet adamı İdrisi Bitlisi'yi Yavuz Sultan Selim'e bağlılıklarını bildiren bir mektupla Osmanlı Sultanı'nın huzuruna göndermiştir. Kürt beylerinin Yavuz Sultan Selim'e mektubunda şu ifadeler yer almaktadır. Canı gönülden İslam Sultanı'na biat eyledik. İlhatları zahir olan kızılbaşlardan teberri eyledik. Kızılbaşların neşrettiği delalet ve bidatleri kaldırdık ve ehli sünnet mezhebi ve şafi mezhebine icra eyledik. İslam sultanının nam ile şeref bulduk ve hutbelerde dört halifenin ismini yada başladık. Cihada gayret gösterdik ve İslam padişahının yollarını bekledik. Duyduk ki padişah Zülkadriye eyaletine gitmiş. Bunun üzerine biz de Mevlana İdrisi Bitlisi'yi makamınıza gönderdik. Hepimizin arzusu şudur ki, bu muhlis ve size itaat eden bendelere yardım edesiniz. Bizim beldelerimiz Kızılbaş diyarına yakındır, komşudur ve hatta karışıktır. Nice yıllar bu mülhitler bizim evlerimizi yıkmışlar ve bizimle savaşmışlardır. Sadece İslam Sultanı'na muhabbet üzere olduğumuz için bu inancı saf insanları o zalimlerin zulmünden kurtarmayı merhametinizden bekliyoruz. Sizin inayetiniz olmasa biz kendi başımıza müstakil olarak bunlara karşı çıkamayız. Zira Kürtler ayrı ayrı kabile ve aşiret tarzında yaşamaktadırlar. Sadece Allah'ı bir bilip Muhammed ümmeti olduğumuzda ittifak halindeyiz. Diğer hususlarda birbirimize uymamız mümkün değildir. Sünnetullah böyle cari olmuştur. Ancak ümit varız ki padişahtan yardım olursa Arap ve Acem Irak'ı ile Azerbaycan'dan o zalimlerin elleri kesilir. Özellikle Diyarbakır ki İran memleketlerinin fethinin kilidi ve Bayındır Han sultanlarının payitahtıdır. Bir yıldır Kızılbaş askerlerinin işgali altındadır ve 50 binden fazla insan öldürmüşlerdir. Eğer padişahın yardımı bu Müslümanlara yetişirse hem uhrevi sevap ve hem de dünyevi faydalar elde edeceği muhakkaktır. Ve bütün Müslümanlar da bundan yararlanacaktır. Baki Ferman Yüce Dergahındır.